Günaydın, 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 günaydın. Bugün 17 Kasım 2019 günlerden pazar, saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ben Sinan Fıstıkoğlu. Bir günlük aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz efendim. Son 24 saatte Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde ekrana getirmeye çalışırken bir yandan da gazete manşetlerine bakacağız. Hangi gazeteler hangi başlıkları manşetlerine çekmişler, birlikte değerlendireceğiz. Önemli gelişmeler oldu Türkiye'de de dünyada da ve bu gelişmeleri birlikte değerlendirebilmek için lütfen bizlere alt bantta gördüğünüz telefon numaralarımızdan hafta sonu etiketiyle sosyal medya hesaplarımız üzerinden ya da elektronik posta yoluyla, e-mail yoluyla iletiniz. Görüş, fikir, öneri ve eleştirileriniz bizim için ziyadesiyle kıymetlidir efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açılışında konuştu. Gündeminde erken emeklilik vardı, daha doğrusu yoktu. EYT'lilerle ilgili önemli mesajlar verdi. Seçim kaybetsek dahi gündemimizde yok dedi. Bu sözlerin ayrıntılarını birazdan getireceğiz efendim ekranlarınıza. Çok tartışılan, çokça merak edilen bu konu bugün de gazete manşetlerini süsleyen önemli başlıklardan bir tanesi. Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Elbap'ta bombalı araçlarla dün düzenlenen saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırının detaylarını da birazdan getireceğiz efendim ekranlarınıza diyerek hiç vakit kaybetmeden gazete manşetleriyle başlayalım. Zira bugün gazetelerin içerikleri dolu dolu, dop dolu. Aydınlık Gazetesi ilk gazetemiz. Aydınlık Gazetesi'nin hemen bakacağız efendim manşetine ya da sür manşetine ne kullanılmış diye ama henüz hazır değil galiba. Evet şimdi geldi. Birincilik için sahadayız. Sür manşetindeki başlık bugün A Milli Futbol takımı Andorra ile sadece formalite maçına çıkacak. Zira Euro 2020 elemeleri kapsamında A Milli Futbol takımımız İzlanda ile berabere kalarak maçlara katılmaya hak kazanmıştı. Euro 2020'ye katılmaya hak kazanmıştı. İşte bugün son grup maçında Andorra ile karşı karşıya gelecek. Birincilik için sahadayız. Haberin başlığı, maçın başlama saati 22.45. Kanal TRT1 olarak belirtilmiş. Hemen altındaki habere de bakalım. Savunmada yapay zeka hedefi başlığını görüyoruz. Bir alt başlıktaysa sniper tespit eden miğferler, dost düşman tanıyan gözlükler, ilaç üreten yazıcılar, dünyadaki savunma teknolojileri bambaşka bir yere gidiyor. Yapay zeka, nesnelerin interneti ve arıtılmış gerçeklik savunma sanayinin çehresini değiştiriyor. Türkiye'de bu değişime ayak uydurmalı denmiş gazetenin alt başlığında haberde. Aydınlık haber yaptı, PKK rahatsız oldu bir diğer haber başlığı efendim. Gazetemizin Suriye'de PKK, PYD'ye tıbbi cihazların Türk firmasından gittiğini ortaya çıkarması üzerine Sağlık Bakanlığı firma hakkında soruşturma başlattı. PKK'ya yakın siteler haberimizi hedef aldı deniliyor haberin alt başlığında. Son başlık Aydınlık Gazetesi'nden madencilere dair bir haber. Madenciler kaynaklar toprak altında yatıyor ifadesini kullanmış. Ege Maden İhracatçıları Birliği Çalıştay düzenledi. Başkan Mevlüt Kaya, maden ithalatına her yıl 25 milyar dolar harcıyoruz. Kaynaklarımız toprağın altında yatıyor dedi ifadelerini kullanmış gazete alt başlığında. Efendim hemen sıradaki gazetemize devam edelim. Sıradaki gazetemiz Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde gülün tıpasını böyle çektiler başlığını görüyoruz. Gümüşhane'deki dipsiz gülün bir küvet gibi boşaltılmasına neden olan hatalar zincirinin her halkasında ayrı bir kişi ya da kurum var haberin alt başlığı. 12 bin yıllık göl kurudu gitti denmiş ve gölün fotoğrafına yer verilmiş. İşte doğal kaynakları böyle tüketerek, böyle harcayarak, kim bilir hangi rant uğruna bunu yaparak sonrasında kendi felaketini hazırlayan bir topluluk insanoğlu maalesef doğal kaynaklarımızı bu şekilde yok ederek, kendi ellerimizle yok ederek aslında bir anlamda kendimizi yok ediyoruz ama henüz farkında değiliz. Kaybetsem de
EYT'de yokum. İşte günün öne çıkan manşet haberi Hürriyet gazetesinde bu şekilde başlık halinde yer almış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sosyal Güvenlik Kurumu açılışında söylediği erken emeklilikle ilgili sözler Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken emeklilikle ilgili taleplere milletimin ve ülkemin zararına olan hiçbir şeye asla yokum, seçim kaybetsek de yokum yanıtını verdi deniliyor. Birazdan Erdoğan'ın sözlerini ayrıntılı bir şekilde getireceğiz ekranlarınıza. Biz bu değiliz, asla da olmadık bir diğer haber başlığı. Geçtiğimiz günlerde başörtülü bir genç kadına yapılan saldırının haberine yer verilmiş. Provokasyon mu? Kötü. Ciddiyse daha da kötü. Haberin ayrıntılarına bakalım. İstanbul Beşiktaş ve Karaköy'de başörtülü iki kadına ard arda yapılan saldırılar büyük tepki yarattı. Şüheda E. Hürriyet'e bu saldırı üzerinden toplumda bir gerilim oluşmasını istemem ama gerçeğin örtbas edilmesine de izin veremem. Biz bu değiliz, asla da olmadık ifadelerini kullanmış saldırıya uğrayan mağdur kişi. İşte fotoğraf karelerine de yer verilmiş. Beşiktaş'ta öğretmen olan Şüheda E'ye tokat atan bir kadından söz ediyoruz. Bir kadın bir kadına yapıyor bunu. Provokasyonsa kötü, gerçekse daha da kötü. Bir kadın bir kadına yapıyor bunu. Yani kadının aslında en büyük düşmanı yine kadın derken aslında haklılar demek ki. Bir kadın bir kadının başörtü takmasından neden rahatsız olur ya da diğer bir kadın takmamasından neden rahatsız olur bilmiyoruz ama iki gün üst üste yaşanan bu olaylar işte Hürriyet gazetesinde ön sayfada yer alıyor. Bir kadına, iki kadına daha doğrusu bir gün arayla düzenlenen fiili ve sözlü saldırıların haberine yer vermiş. Geçelim efendim sıradaki gazetemize. Sıradaki gazetemiz Milliyet gazetesi. Milliyet gazetesinin manşetinde enteresan bir haber var. Bir tablo ile ilgili bir bu haber. Almanya Başkonsolosluğu'nda bulunan ve son Alman İmparatoru 2. Wilhelm'i Osmanlı Maraşal üniformasıyla gösteren tablo 101 yıldır sahibini arıyormuş. Haberin başlığı Vatansız Wilhelm. Şimdi bu 1917 yılında yaptırılan bir tablo ve dönemin önemli ressamlarından Max Fleck'e yaptırılıyor. Ancak padişah tahttan indirildikten ve 2. Wilhelm sürgüne gönderildikten sonra bu tablo İstanbul'a ulaşıyor ve sahipsiz kalıyor. Bir konsolosluğa gidiyor. Almanya istemiyor. Biz bu tabloyu istemiyoruz diyor. Ve sahipsiz kalan 1917 yılında yapılan aslında antika değeri taşıyan çok kıymetli bu tablo şu anda yerini arıyor. Bana verebilirsiniz mesela. Seve seve alırım. Gerçekten müthiş bir eser ama neden Almanya bunu istemiyor? Onun ayrıntısına yer vermemiş. Ve bir diğer haber başlığı da EYT'ye noktayı koydu başlığı. Bu sözler tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Erken emeklilik tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu Topkapı Kampüsü'nde konuştu Erdoğan dün ve erken emeklilik tartışmalarına ilişkin milletimin faydası neredeyse ona varım, milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yokum ifadelerini kullandı. Gazetede işte bu haberi bu şekilde ön sayfasına taşımış. İstanbul'da 40 yıl önce kıyamet kopmuştu. Son haber başlığımız olsun. 95 bin ton ham petrolü Romanya'ya götürürken Independent'a adlı tanker 15 Kasım 1979'da Haydarpaşa yakınlarında Karadeniz'den gelen Yunan Evriyali adlı kuru yük gemisiyle çarpışmıştı. Bütün İstanbul'da hissedilen bir patlama meydana gelmişti. İşte o patlamanın yıl dönümü deniliyor. İstanbul'da 40 yıl önce kıyamet kopmuştu. Gerçekten de o günü yaşayanlar, büyüklerimiz müthiş bir patlama sesiyle İstanbul'un her yakasından, her yanından duyulan bir patlama sesiyle uyandıklarını ve gökyüzünün
kıpkırmızı alevler, gökyüzüne kıpkırmızı alevler yükseldiğini hala anlatırlar. İşte o haberi hatırlatmış Milliyet gazetesi, o küçük kıyameti hatırlatmış. Sıradaki gazetemizle devam edelim. Bu durumda Yeni Şafak gazetesinin sür manşetinde EYT'ye son noktayı koydu başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sosyal Güvenlik Kurumu açılışında yaptığı konuşma ve erken emeklilik tartışmalarına ilişkin yapmış olduğu açıklama EYT'ye son noktayı koydu başlığıyla okuyucuya duyurulmuş. FETÖ'nün finans merkezi New Jersey bir diğer haber başlığı efendim. FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'nın komşusu New Jersey örgütünün finans merkezi haline geldi. Para trafiğinin başında Uğur Özdemir var. Uğur Özdemir de işte fotoğraf karesi yer alan bu şahıs efendim. FETÖ'nün finans merkezi New Jersey, yani New Jersey'de bulunan bu firari FETÖ'cüden bahsediliyor. Kuryeler taşıyor deniliyor ve iş adamları tespit edildi. Bu terör örgütüne destek veren iş adamlarının da teker teker tespit edildiğinin haberine yer verilmiş. 50 öğretmen evlat nöbetinde denmiş. Bunun haberi de var. Sezim hatta bana hatırlat demiştim. HDP Diyarbakır İl Binası önünde annelerin bekleyişi devam ediyor. 50 öğretmen de annelere destek verdi. Bu annelere evlatları PKK tarafından daha kaçırılan annelerden söz ediyoruz. Haberini bir izleyelim, sonra devam edelim. Çocuklarımızın hayallerini yıktılar. Bizim hayallerimizi yıktılar. Rabbim onlara bırakmasın. Diyarbakır'da eylem yapan annelere eğitimcilerden destek geldi. Aileler daha kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 2 ayı aşkın süredir eylem yapıyor. Okula gitmeyi çok istiyordu çünkü çok hevesliydi okula gitmeyi ama bırakmıyordular. Ben çocuğu okula gönderiyordum, orada okulun kapısında alıp götürüyorlarmış meğer. Diyarbakır'da görev yapan 50 öğretmen, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti. Biz bugün burada eğitimci, birer öğretmen olarak, birer anne olarak hepimiz buradayız. Okullarımızda annelerimizi televizyonlardan gördüğümüzde malum hepimizin gerçekten içi sızlamakta. Ailelerle görüşerek acılarını paylaşan öğretmenler onlara desteklerini iletti. Annemden ayrı kalmak, evlat hasreti çekmek çok çok zor. Hepsinin acılarını bizler de paylaşıyoruz yüreğimizde. İnşallah tez zamanda çocuklarına kavuşurlar. Çocuklarına dört gözle kavuşmayı bekleyen aileler evlatlarının silah değil kalem tutmasını istiyor. Bugün öğretmenler gelmiş. Hepsine Allah razı olsun onlarda. Çok teşekkür ediyoruz. Ama çok duygulandım onlar geldikleri için. Onları gördüm. Yani ben çocuğumun okulda olması gerekirken benim çocuğum şu anda dağda silah vermişler eline. Çocuğum silah taşıyor. Ben istemiyordum çocuğum silah taşısın. İsterdim ki çocuğum okusun, öğretmen olsun, polis olsun. Yeni Şafak gazetesinden son haber başlığını da aktaracağız. Dış haberlerle alakalı bir haber. Benzin zammı İran'ı yaktı haberin başlığı. Akaryakıt zamları İran'ı birbirine kattı. Protestolar başladı. Protestocular sadece İran sokaklarını değil benzin istasyonlarını yakmaya kalktılar ki bu bir faciaya neden olabilirdi. Haberin ayrıntılarını da aktaralım sizlere. İran'da benzine yapılan %50'lik zam halkı sokaklara döktü. Birçok kentte on binler zammı protesto etti deniliyor haberin alt başlığında. Bunun da haberine, görüntülerine bir bakalım daha doğrusu. İran'da neler olmuş, neler yaşanmış dün bir bakalım, devam edelim. İran'da benzin fiyatlarına %300 oranında alınan zam kararı protestolara neden oldu. Ahvaz, Hürremşehir, Bircent, Meşet, Bender Abbas, İsfahan, Şiraz ve Tebriz kentlerinde başlayan kontak kapatma eylemleri başkent Tahran'a sıçradı. Kent genelindeki ana arterlerde kontak kapatan sürücüler yapılan zammın geri çekilmesini talep ediyor. Hükümet yetkilileri yapılan zamdan elde edilen gelirin halka sosyal yardım olarak dağıtılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobat, zamdan elde edilen gelirle 18 milyon aileye yardım yapılacağını belirtti. Nobat, tek kişilik aileler için 55 bin tümen yani 26 Türk lirası ve 5 kişilik aileler için 205 bin tümen yani 99 Türk lirası maddi yardım yapılacak dedi.
Yapılan zamla ülkede 1000 tümen yani 50 kuruş olan benzin litre fiyatı 3000 tümene, Türk lirasıyla 1,5 liraya çıkmış oldu. Hükümet zam kararına ek olarak sübvanse uygulamasını da başlatarak her araca ayda 1500 tümenden 60 litre indirimli benzin alabilme hakkı tanımıştı. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz gazete turumuza. Sabah gazetesinin manşetinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren bir haber var. Haberin başlığı bankamatikçilerini geri al. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le Seferihisar arasında yaşanan bir gerilimden söz ediyoruz. Seferihisar'da işçiler 3 aydır maaş alamıyor deniliyor. Haberin ayrıntısında Ege kıyılarında sert bir fırtına patladı diye ayrıntılandırılmış. Fırtınanın bir yanında Seferihisar Belediye Başkanı, bir yanında ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı var deniliyor. Hemen bu haberin altında ise milletimizin zararına olan hiçbir işte yokum başlığını görüyoruz. Sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, erken emeklilik tartışmalarıyla ilgili dün son noktayı koymuştu. Sabah gazetesi işte bu şekilde manşetine taşımış. Ülkenin başına erken emekliliği dolayanlar siyasi rant peşinde. Bu milletin zararına seçim kaybetsek de yapmayacağız. Haberin alt başlığı. O zaman artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerine bir kulak verelim. Bakalım dün neler söylemiş. EYT'liler çok merak ediyorlar biliyorum. Bir de dinleyin o zaman. Erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Ve bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım. Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Hem erken emekli olduğu zaman ideal olan ücreti alamayacak, hem de devamlı kardeşlerim ikinci bir iş aramak suretiyle de İkinci işte işsizliğe ne yazık ki önce olacak. Milletimin faydası neredeyse ona varım. Milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yok. Seçim kaybetsek de yok. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor. Bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor. Halbuki işte rakamlar. Sözcü gazetesiyle gazete manşetlerine bakmayı sürdürüyoruz efendim. Sözcü gazetesinde toplumsal bir mesele haline gelen, sosyal bir mesele haline gelen toplu intiharlarla ilgili haber yer alıyor manşette. Kimse Sözcü'nün bu manşetine kulak asmadı. Haberin başlığı, haberin başlığının altında ise MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla MHP'li Erkan Akçay toplumun ruh sağlığı için yasa teklifi hazırladı. Biz de bunu manşet yapmıştık ama unutuldu gitti deniliyor Sözcü'nün haberinde. Toplumun ruh sağlığı yasasına ihtiyacı var. İşte konunun ne kadar vahim olduğunu gösteren manşetimiz diyerek de bir önceki haberi hatırlatmış, yani yapılan haberi hatırlatmış. Biz uyarmıştık. Böyle bir komisyon kurulması için böyle bir yasa teklifi hazırlamıştık. Ancak ciddiye alınmamıştı. İşte o haberimizin başlığı da böyleydi diyerek hatırlatmış gazete yaptığı haberi. Muhalif personele sürgün bir diğer haber başlığı. Türkiye böyle savurganlık görmedi. RTÜK yani Radyo Televizyon Üst Kurulu görüşlerine uymayan personelini kendi binası boşken 120 bin liraya kiraladığı 10 kilometre uzaktaki bir binaya sürdü deniliyor. Ve bu haberin altındaysa Sözcü'nün kurucusuna kırmızı bülten istemek bir hukuk garabetidir. Son haber başlığımız emekli hakim Albay Üçok'tan çarpıcı tespit başlığıyla okuyucuya duyurulmuş. Üçok FETÖ tetikçileri tek tek serbest bırakılırken Burak Akbay için hala kırmızı bülten istenmesine tepki gösterdi deniliyor haberin alt başlığında. Geçelim efendim hemen diğer gazetemize. Sıradaki gazetemiz
Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde "Paran varsa dışarıdasın" başlığını görüyoruz. FETÖ'nün finansal ayağındaki davalarda takipsizlik kararları dikkat çekiyor denmiş. Bir saptama, 45 sanıklı Pinhan davasında tutuklu sanık kalmadı deniliyor ve parayla tahliyelerden ya da beraatlerden söz ediliyor bu haberde. Hemen bu haberin altına da şöyle bir bakalım efendim, biraz hızlıca geçelim. Elbap'taki patlamaya yer verilmiş. Elbap'ta patlama, Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Elbap'ta dün bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla insan yaralandı. İşte fotoğraf karesine de yer verilmiş. Fırat Kalkanı bölgesindeki Elbap'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda. Bu saldırının da ayrıntılarına bir bakalım derim. 18 kişi hayatını kaybetti. Haberini bir izleyelim, sonra devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin huzur ve barış götürdüğü noktalarda PKK'lılar sivilleri hedef alıyor. Daha önce Tel Abyad ve Resulayn'da saldırı düzenleyen teröristler bu kez Fırat Kalkanı bölgesini seçti. Elbap Otogarı'nda bombalı araç patlatıldı. Saldırıda ilk bilgilere göre 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti. 15'ten fazla kişi de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, insanlıktan nasibini almayan PKK terör örgütü IŞİD'le aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor açıklamasında bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri ise PKK'dan kurtarılan noktalarda hayatın normale dönmesi için çalışıyor. Birçok sorun gibi yol sıkıntısının çözümü için de çalışma başlatıldı. Tel Abyad'daki çalışmalardan bölge halkı oldukça memnun. 5 yıldır Türk askerini bekliyorduk. Elektriğimizi, suyumuzu verdiniz. Çok mutluyuz. Suriyeli bir vatandaş Türk askerine minnettar olduğunu söyledi. Allah Türkiye'den razı olsun. Bizi PKK'dan kurtardı. 5 senedir yolumuzun olmasını bekliyorduk. 5 sene sonra yolumuz yapıldı. Barış Pınar Harekatı bölgesinde PKK tarafından tuzaklanmış bombalar da temizleniyor. Şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Gazete turumuza devam ediyoruz. Sıradaki gazetemiz Yeni Çağ Gazetesi. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde "Hayat emekliye zulüm oldu" başlığını görüyoruz. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, 850 bin emeklinin 1000 liranın altında maaş aldığını belirterek "Elektriğe %58, emekliye %5, Allah'tan korkun" dedi. Alt başlığını görüyoruz. 150 gram kıymaya düştük. Alt başlığı, maaşın yarısı kiraya gidiyor. Emeklinin halini anlatan bir haberi bugün manşetine taşımış Yeni Çağ Gazetesi. Bu haberin hemen yanındaysa demokrasi hastanelik başlığını görüyoruz. Doktor vekilden çarpıcı teşhis, İYİ Partili Aylin Cesur Cumhuriyet'in kazanımlarına dikkat çekip acilen parlamenter sisteme geçilmesini istedi deniliyor haberin alt başlığında. Ve bu haberin altında da günlerdir konuşulan İstanbul'daki su zammıyla ilgili bir haber var. Su zammının kaynağı belediye değil deniliyor. Yani indirince belediye indiriyor, zam olunca belediye olmuyor mu? Nasıl oluyor? Kim yaptı? Hükümet diyor ben yapmadım, belediye diyor biz de yapmadık. Kim yaptı, ben mi yaptım? Yani siz indirince siz indirdiniz oluyor, çıkınca biz çıkarmadık oluyor. Altına bakalım. Küçükçekmece Gölü Havzası'ndaki Batonya Arkeolojik Kazı Alanı'nda inceleme yaptı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ve burada yapılan zamlarla ilgili konuştu. Yapılan zamların kaynağının belediye olmadığını söyledi İmamoğlu. Zam yapmıyoruz diye bir taahhüdümüz yoktu. Suyun indirimli olması için bir taahhüdümüz vardı. Onu yerine getirdik. Aa, ne kadar akıllıca. Gerçekten yani inanılmaz bir zeka. İndirdim şimdi çıkarıyorum diyor. Yani zam yapmayacağım demedim diyor. Önce indirdim şimdi çıkarıyorum. Gerçekten tebrik ediyorum ya, müthiş bir zeka. Yani İndirdim, çıkardım. Kardeşim zam yapmayacağım demedim ki diyor. İndireceğim dedim. İndirdim. Şimdi de çıkarıyorum diyor. Az bile yapıyorsunuz. Devam edelim sıradaki gazeteyle efendim. Sıradaki gazetemiz Karar Gazetesi. Karar Gazetesi'nin sür manşetinde "Bu tanığı meclis komisyonu dinlesin" başlığını görüyoruz. Rabia Naz'ın ölümünde düğümü çözecek başlık. Rabia Naz'ın şüpheli ölümüyle ilgili belirsizlikler sürerken tanık Mürsel Küçükal,
bir yıl sonra ifade değiştirdi. Ayakları kırık 11 yaşındaki kızın metrelerce süründüğünü, tüm olanları kimsenin görmediğini söyledi. İki ifadeyle arada çok sayıda çelişki oluşması ise soru işaretlerini artırdı deniliyor haberin alt başlığında. Bu haberin hemen altında ise Haydi Türkiye Euro 2020 için zaferini taçlandır başlığını görüyoruz. Bugün oynanacak Andorra maçı öncesinde Karar Gazetesi bunu manşete çekmiş. Bu kafayla çok göl kuruturuz. Bir diğer haber başlığı. Gümüşhane'de bir gölün define aranması için resmi izinle kurutulması büyük demokrasiye hakim olan zihniyetin ulaştığı son nokta oldu. Büyük bürokrasiye hakim olan zihniyetin ulaştığı son nokta oldu. Doğa cinayetine izin veren süreç boyunca halkın tepkilerine ve uzmanların uyarılarına kulak asmayan valilik dün basında çıkan haberler üzerine sorumlular hakkında soruşturma açıldığını ve gölün rehabilitasyonu için planlamalar yapıldığını duyurdu. Valilik zahmet etmiş az önceki haber gibi. Yine böyle doğal kaynakları bazı rantlar için, çıkarlarımız için, kazançlarımız için, menfaatlerimiz için her neyse yok ediyoruz. Aslında yok ettiğimiz kendi neslimiz, kendi insanoğluna verdiğimiz en büyük zarar. Yani şimdi valilik diyor ki soruşturma açtım. Ya göl kuruduktan sonra soruşturma açsanız ne olur, açmasanız ne olur. Ona da bir takipsizlik verirsiniz. Biter gider, birileri oraya bir şeyler diker, bir şeyler yapar. Bina diker, otel diker, göl kuruduğuyla kalır. İnsanoğlu zarar gördüğüyle kalır. Siz cebinizi doldurduğunuzda kalırsınız. Bu benim fikrim tabii. Bu beni bağlar. Birileri kazanacak bu işten. Yani ben kazanmayacağım. Ekranda bu haberi izleyen de kazanmayacak ama birileri kazanacak. Gölün kurutulması için niye çaba gösterirsiniz? Oradan bir rant elde edeceğiniz için izin verirsiniz. Ya da bu yüzden kurutursunuz o gölü. İşte maalesef böyle böyle kendi doğal kaynaklarımızı tüketerek sonra felaketler niye yaşanıyor diyoruz. İşte bu yüzden yaşanıyor. İkiz Vahşet bir diğer haber başlığı. Elbap ve Çoban Bey'de bombalı araç saldırısı 18 ölü. Suriye'de Türkiye'nin kalıcı çözüm çabası devam ederken teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor. Kilisin karşısında bulunan Çoban Bey'de gümrük kapısı yakınında bomba yüklü araç patlatıldı. 18 kişi hayatını kaybetti denmiş ve bir fotoğraf karesine yer verilmiş ki pazar yeriymiş burası muhtemelen ve savaş alanına dönmüş. Bomba yüklü aracın yarattığı tahribata dair bir fotoğraf karesi yer alıyor. Son haber başlığımız seçim kaybetsek de yokum Cumhurbaşkanı'nın erken emeklilik tartışmalarıyla ilgili sözleri yer alıyor. Güzel bir fotoğraf karesi var burada. Aslında bugün bir iki gazetede var bu fotoğraf karesi. Kendisine seslenen ve sarılan bir kız çocuğuna işte böyle sarılmış ve böyle karşılık vermiş Sayın Cumhurbaşkanı. Kızın sevgisi çok aşikar. Gözlerinden, beden dilinden Cumhurbaşkanı'na sarılmış. Bir babaya sarılır gibi, bir büyüğüne sarılır gibi sarılmış. Ve beraber kesmişler kurdeleyi. Güzel bir fotoğraf olmuş. Hem bu fotoğraf hem de kurdeleyi birlikte kesmeleri günün güzel bir karesi olarak bugüne düşen görüntülerden bir tanesi olmuş. Sıradaki gazetemizle devam edelim efendim. Sıradaki gazetemiz Fanatik gazetesi. Fanatik gazetesinin manşetinde de dün de söylemiştik 19 yaşında bir genç Alman milli takımını reddediyor. A milli futbol takımını yani Türk milli takımını tercih ediyor. Ay yıldızlı formayı tercih ediyor. Kimdi bu çocuk demiştik. İşte o çocuk tam da bu çocuk. Sadece 19 yaşında Ahmet Kutucu. İşte Almanya'nın elinden kaptığımız forvet fotoğraf karesine yer verilmiş. Ve bu gencecik çocuğun amili futbol takımını neden tercih ettiğini anlatmış. Ve demiş ki Mesut abiyle yani Mesut Özil'le aynı mahalleden çıktık demiş. Mahalle verimli bir mahalle belli ama Mesut mesela Alman milli takımını tercih etmişti. Ama Ahmet amili futbol takımını tercih etti. İyi ki geldi. Tercihimi Türkiye'den yana kullanmıştım. Artık haber bekliyordum. Şenol Hoca'nın son basın toplantısındaki sözleri beni duygulandırdı. Almanya'da yetiştim ancak kalbim hep A yıldızlı
forma için atıyordu. İşte zaten nerede yetiştiğiniz önemli değil ki. Kendinizi ne hissettiğiniz önemli. Kendinizi Türk hissediyorsanız Amirli futbol takımında oynarsınız. Ama Alman hissediyorsanız ya da yeterince Türk hissetmiyorsanız Alman milli takımında oynarsınız. İstiklal Marşı'nı okumazsınız. Bilemiyorum. Yani bu tamamen hissiyatla alakalı bir şey. Hemen bu haberin altında da hoş geldin diyelim Ahmet'e. Hemen bu haberin altında ise bu akşam oynanacak Andorra maçının kadrosuna yer verilmiş. Haydi bir daha denmiş. Amirli futbol takımı bu maçı deplasmanda oynayacak. Şenol Güneş'in fotoğrafı yer alıyor. Eğer Türkiye'nin şu an 20 puanı var. Yenerse ve Fransa'da Arnavutluğa puan kaybederse Amirli futbol takımı gruptan lider olarak çıkıyor. 22 puanla Fransa lider, 20 puanla Amirli futbol takımımız ikinci sırada zaten Euro 2020'ye katılma hakkını elde etmişti. Evet, sıradaki gazetemize bakalım efendim. Sıradaki gazetemiz Fotomaç gazetesi. O olmayan transferlerin haberi Fotomaç gazetesinde bugün. Malumunuz Ocak ayı ara transfer dönemi. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin hedef transferlerinden söz ediyor. Dün de Fotomaç gazetesinde vardı. Demir Grup Sivas Spor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş Ocak ayında Beşiktaş'a gelecek deniliyor. Bugün yine manşette. Ben de diyorum ki hayır, Galatasaray'a gelecek. Bakalım Fotomaç mı ben mi doğruyu tahmin etmiş olacağız bu durumda. Aslan Onyekuru bir diğer haber başlığı. Galatasaray Ocak ayında yeniden almak istediği Onyekuru için Monaco'nun kapısını çaldı. Galatasaray da gönderiyor geri alıyor. Ben anlamadım yani. Niye gönderiyorsun, niye geri alıyorsun arkadaş? Fenerbahçe dünyaca ünlü Nijeryalı forvetin peşinde. Ahmet Musa bombası Fenerbahçe'nin istediği transferlerden, istediği isimlerden bir tanesi. Komolli Arabistan'a gidiyor deniliyor. 27 yaşındaki oyuncu için 87 kez Nijerya milli takım formasını giydi. Bunu da hemen sizlere aktarayım. Son haber başlığı Fotomaç gazetesinden. Güneş tarih yazacak. Eğer bu akşam Amirli futbol takımı Andorra'yı yenerse, Fransa'da Arnavutluk karşısında puan kaybederse Amirli futbol takımı Euro 2020'ye lider olarak gidecek. H grubunu, kendi grubunu lider olarak bitirecek deniliyor. Haberin alt başlığında bizler de Amirli futbol takımımıza en kalbi duygularımızla başarılar dileyerek çok kısa bir araya gidelim, sonra devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump her ne yaparsa yapsın sürekli Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Malumunuz bir azil süreci var. O azil sürecinin ikinci oturumu yapıldı. İşte o oturumla ilgili dün Trump bir kez daha kameraların karşısına geçti. Bu süreç ülkemiz adına çok utanç verici ve rezalet bir durum dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hakkındaki azil süreciyle ilgili konuştu. Donald Trump ilk kamuya açık oturumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle izleyemediğini belirtti. Trump ikinci oturumunsa bir kısmını izlediğini söyledi. ABD Başkanı soruşturmayla ilgili bu soruşturma bir rezalet ve ülkemiz için utanç verici şeklinde konuştu. Trump geçen Temmuz ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye Temmuz ayında rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesine yardım edeceğini söylemişti. Konuşmanın sızdırılmasının ardından ABD Kongresi'ndeki demokratlar bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise Zelenski ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunuyor. Beyaz Saray görüşmenin dökümünü yayınlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.
Temsilciler Meclisi önceki hafta yaptığı oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmış, ilk oturumsa çarşamba günü yapılmıştı. Cuma günü yapılan ikinci oturumda ABD'nin Kiev Büyükelçiliği görevini yürüten Mari Yovanovitch, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde düzenlenen kamuya açık oturumda ifade verdi. Yovanovitch'in ifade verdiği sırada Trump, Twitter'dan Büyükelçiyi hedef alarak 30 yıldır farklı bölgelerde hizmet veren diplomatın başarısız olduğunu ima etti. Mari Yovanovitch'in gittiği her ülkede durum kötüye gitti. Somali'de göreve başladı. Ne oldu? İleri saralım, Ukrayna'ya gitti. Yeni Ukrayna lideri kendisiyle yaptığım ikinci telefon görüşmesinde onun hakkında olumsuz konuştu. Büyükelçileri atamak ABD başkanının mutlak hakkıdır. Başkanın arzusu doğrultusunda hizmet etmek diyorlar. ABD önceki yönetimlerden farklı olarak daha güçlü bir dış politikaya sahip. Buna kısaca önce Amerika diyoruz. Bununla birlikte ben Ukrayna için Obama'ya kıyasla daha fazla şey yaptım. Yovanovitch, Trump'ın tweetlerinin ardından açıklama yaptı. Başkanın ne yapmaya çalıştığı konusunda yorum yapamam ama korkutucu bir etkisinin olduğunu düşünüyorum dedi. And what U.S. ambassador could be blamed for harboring the fear? İstanbul'da dün 39 ilçede Yeditepe huzur operasyonu düzenlendi. Operasyonu bizzat İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yönetti. Araçlar tek tek durduruldu. Vatandaşların üstleri arandı. İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak Yeditepe huzur asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde gerçekleşti. Tüm ekipler teyakkuzdaydı. Asayiş, trafik, havacılık, narkotik, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık, organize suçlarla mücadele, özel harekat ve çevik kuvvet, güvenlik güçleri İstanbul'un huzuru için görevdeydi. Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşımının olduğu noktalarda şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolleri yapıldı. Trafik denetimlerinin de gerçekleştirildiği uygulama saat 23.59'da sona erdi. Terör soruşturmaları nedeniyle Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağ'la Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanları görevden alınmıştı. İşte o belediye başkanlarının yerine kayyum ataması yapıldı. HDP'li 4 belediyeye daha kayyum ataması yapıldı. Gözaltına alınan HDP'li Mardin'in Savur, Derik, Mazıdağ ve Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanları görevden alındı. Başkanların yerine kaymakamlar kayyum olarak görevlendirildi. Son atamalarla birlikte HDP'nin kayyum atanan belediye sayısı 24'e yükseldi. Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ve Mazıdağ Belediye Başkanı Nalan Özaydın halen gözaltında tutuluyor. Görevden uzaklaştırmalar anayasanın 127. maddesiyle belediye kanununun 47. maddeleri uyarınca yapıldı. Maddelerse terör soruşturması nedeniyle kişilerin tedbiren görevlerinden uzaklaştırmasını kapsıyor. Efendim, çok kısa bir ara vereceğiz. O aranın ardından bu stüdyoda iki kişi olacağız. Bir televizyon yıldızı, spor yayıncılığının duayeni desek yeridir. Ertem Şener bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle spor gündemini biraz değerlendireceğiz. Malumunuz bu akşam da Amelie futbol takımı Andorra ile karşı karşıya gelecek. Spor yayıncılığı adına önemli bir yayın olacağını düşünüyorum. Ertem Şener'le birazdan bu stüdyoda birlikte olacağız.